çok değerli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sayın Hamdi Benazuz'la birlikte olacağız. Ben hemen kendisine bizi kırmadığı için ve emek verdiği için şimdiden teşekkür edeyim. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını yaşıyoruz ve kısa bir işte bir hafta 10 gün sonra 100. yılımızı tamamlamış olacağız. Bu 100. yıl dolayısıyla da İzmir Tabip Odası olarak bazı etkinlikler yapmaktayız. Bu etkinliklerimizden bir tanesi de Sayın Hamdi Benazuz'la hem sohbet etmek hem onun eserlerini paylaşmak hem de koleksiyonunu paylaşmak. Çünkü bu koleksiyon eşsiz bir koleksiyon. Atatürk'ün ve çevresinde onun silah arkadaşı ve çalışma arkadaşı olan insanların fotoğraflarından oluşan çok büyük bir koleksiyon. Bu koleksiyon Türkiye'nin en büyük koleksiyonu ve tabii ki dünyanın en büyük koleksiyonu bu konuda. Sayın Hamdi Benazuz 27 Mart 1930 tarihinde İzmir'de doğdu. 530 yıllık İzmirli bir ailenin çocuğudur. Tahsilini İzmir'de yaptı. İzmir Atatürk Lisesi mezunudur. Maddi imkansızlıklar sebebiyle yüksek tahsilini tamamlayamamıştır. Bu cümlenin birazcık içini açalım. Bu yüksek tahsil aslında tıp fakültesidir. Sayın Benazuz tıp fakültesinden ayrılmıştır. Biraz daha işte dişini sıksaydı belki, öyle değil mi? Tıp fakültesi mezunu doktor olarak bizimle birlikte olacaktı. Ama gene biz onu bizden birisi, yani hekimlerden birisi olarak sayıyoruz. Evet, uzun yıllar iş hayatı içinde geçirdikten sonra 1988 yılından itibaren emeklilik yaşamına geçmiştir. Uzun yıllar Altay Spor Kulübü'nde yöneticilik ve başkanlık yapmıştır. Koyu bir Altay taraftarıdır. Yaşamının en önemli anısı 1937 yılının 9 Ekim tarihinde Aydın'ın Ortaklar Beldesi'nde Atatürk'le karşılaşması ve onun masasındaki leblebileri yemesidir. Gün gelmiş iki fotoğraf almak için büyük bedeller ödeyerek günübirlik Amerika'ya gitmiştir. Fanatizm derecesinde bir Atatürk hayranı ve Atatürkçülük felsefesinin tutkunudur. Halen Türkiye'nin 20 bin adetle en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahiptir. Bu koleksiyonunu kurulacak Atatürk Müzesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlamıştır. Uzun yıllar insan, yakın tarihimiz, Atatürk ve Atatürkçülük konusunda kitaplar yazmakta, konferanslar vermekte ve sergiler açmaktadır. Halen bu etkinliklerini Türkiye içinde ve dışında birçok okul, üniversite, dernekler kademesinde devam ettirmektedir. Sayın Hamdi Benazuz adına Karşıyaka'da Mavişehir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi bir sokağa da ismini vermiş bulunmaktadır. Ve Benazuz'un şu ana kadar 118 adet kitabı yayınlanmıştır. Bu kitapların bir kısmı burada gördüğünüz gibi ve bu kitapların gelirleri de doğrudan LÖSEV'e gitmektedir. Bunu da burada vurgulayalım. Kendisini tekrar saygıyla karşılıyorum ve İzmir Tabip Odası'nın bugünkü davetini kabul edip teşrif ettikleri için kendilerine minnetlerimi sunuyorum. Evet, sizi isterseniz böyle alayım ve siz sohbetiniz çok akıcı biliyorum. Onun için nereden başlarsınız, nasıl başlarsınız bilmiyorum ama bu leblebi hikayesini mutlaka bugün de dinlemek isteriz. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Evvela hepinize merhaba. Teşekkür ederim. Can dostum Süleyman Kaynar. Yıllardır aramızdaki dostluk bir yerde şeyi geçti. Doktor hasta ilişkisi çoktan geçti. Onun için bendeki değeri çok çok yüksek. Aslında bir konuşma hazırladım. Sizlere o konuşmayı yapacağım. Ancak aklıma şöyle bir şey geldi. Neticede sizin üyeleriniz hepsi doktor. Kimisi hasta sınıf daha bırakamadı, yetişemedi, bilmem ne yapamadı. Bu arada da Süleyman hocamız bir öneride bulundu. O leblebiler hikayesini anlat diye. Evvela o tarafı anlatalım. Genellikle onu ben en sonda sualler, cevaplarda şey yapıyorum. Evvela onu anlatalım ki sonra konferansı mümkünse birkaç kişi daha fazlayken verelim. Şimdi demin de söylendiği gibi ben 27 Mart 1930 doğumluyum. Yani 27 Mart'ta ben 93'ü bitirdim. Şu anda 94'te 7 ay aldım. Yani 94 yaşındayım. Ben Atatürk'ü 7,5 yaşındayken 9 Ekim 1937 tarihinde Aydın'ın Ortaklar Beldesi. Çoğunuz bilirsiniz. Kimisi çöp şiş yemeye gider, kimisi bir şeye gider. Orada rastladım. Rastlama şeklim de şu. O gün 9 Ekim günü Türkiye için çok büyük bir iktisadi yatırım olan Nazilli Basma Fabrikası'nı açıyor Atatürk. Gerçekten büyük bir tesis o zaman için. Bunun ardından da ufukta İkinci Dünya Harbi'nin çıkacağını varsaydığı için askerlerin hazır olması bakımından bir takım askeri manevralar diyorduk o zamanlar. Yani şu andaki tabiriyle askeri tatbikat yapılıyor. Hatta oradakinden öncesi zannediyorum 1936'nın Ağustos ayında İstanbul Metris'te, ondan sonra 1937'nin Ekim ayında galiba Çerkezköy'de, sonuncusu da Ege manevraları dediğimiz Ege'de yapılan ve bunun bu manevraların yapıldığı yerde Aydın'ın Ortaklar, Söke ve Çamlık beldeler arasında geçiyor. Bu üç belde arasındaki bu tatbikatı incelemek için hareket ediyor. İlk durak da bizim yaşadığımız, babam orada İncir Kooperatifinde katiplik yapıyordu tarihi Ortaklar'da. İlk durak orası. Bunun üzerine köylü dedim ya, bizim küçücük bir köydü o zaman, 40 hanelik küçük bir köy. O köylü otomatikman bir karşılama heyeti yapmak istiyorlar. Ve köyde okuyor, bula 3 tane okur yazar insan buldular. Birisi istasyon müdürü, birisi muhtar, birisi de kooperatifte katiplik yapan babam. Babam eve geliyor acele, hemen üstünü başını değiştirecek. Atatürk'ü karşılamaya gidilecek diye. Ben de Atatürk gelecek diye duyduğum için yine ben de geleceğim diye tutturdum. Hayır dedi, evet dedim, ben bağırdım, çağırdım, yerden yere kendimi attım. Neticede malum anneler devreye girince babam yelkenleri suya indirdi. Ve ben de babamın eteğini ucuna yapışa yapışa beraber gara gittik, tren istasyonuna gittik. Tren istasyonu bizim oturduğumuz evin birazcık karşısında. Bu baskının sebebi de şu bende. O günlerin Türkiye'sinde hele bizim bulunduğumuz köyde elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok. Radyo falan hiçbir şey oluyor. Dolayısıyla evlerde Atatürk konuşulur, sokakta Atatürk konuşulur, okulda Atatürk konuşulur, iş yerlerinde Atatürk konuşulur. O duygularla büyüyen bir çocuğum. Dolayısıyla Atatürk'ü de görme ısrarım benim biraz oradan geldi. Beraber gittik istasyona. İstasyonda gar, peron tamamıyla dolu. Kalabalık, çok kalabalık. Civar köylerden de Atatürk'ün geleceğini duyanlar gelmiş. Büyük bir kalabalık. Bu kalabalık arasında hep beraber bekliyoruz biz bir köşede ve Atatürk'ün treni nihayet yanaştı 5 dakika sonra. O trene kimisi özel tren, kimisi mavi tren der, kimisi beyaz tren der ama işte ben rengini bile hatırlamıyorum açık açık. Yanaştıktan da 3-5 dakika geçti geçmedi bir kompartmanın kapısı açıldı. Ve alışa geldiğimiz, şu anda alışa geldiğimiz düzenin tam tersine,
Atatürk tek başına, yanında ne bir koruma, ne bir arkadaş, ne bir şey olmadan indi trenden ve köylerin arasına daldı ve başladı onlarla sohbete. Burada küçük bir saplantı yapacağım. Unutmayalım ki ben 7,5 yaşında bir çocuğum. Atatürk'ün orada konuştuklarını ben duysam bile anlamam mümkün olmayan bir yaştayım. Hatta yıllarca ben bunu anlatmaktan da çekindim, acaba hayal gücümle bir şeyler mi ekliyorum diye. Nihayet hepiniz tanırsınız, İzmirlisiniz. Rahmetli oldu Profesör Şadan Yokovalı. Ona danıştım 50 sene evvel, 52 sene evvel. Dedim vaziyet böyle böyle, ne yapayım? Sen hiç merak etme dedi. Ankara'ya gitti ve Cevdet Tolga'yı'nın tuttuğu ve Atatürk'ün her gün ne yediği, ne içtiği, kiminle konuştu, ne yaptı, ne etti, hepsinin kayıtlı olduğu Atatürk'ün nöbet defteri dedikleri bir kayıtlar var. O kayıtlardan o günün bütün yaşamını çıkardı ve neticede resmen yayınlandı. Bunu niye söyledim? Şimdi bazı konular var, mesela oradan benim edindiğim, bunlar direkt benden değil. Öbür kompartmanlarda mesela başbakan varmış, bakanlar varmış, hiçbiri inmedi, görmedim. Ordu komutanları varmış, hiçbiri inmedi, görmedim. Herhalde Atatürk izin vermedi mi nedir bilmiyorum. Daha önemlisi orada iki tane konuşma geçiyor. Bu Atatürk'ün köylülere yaptığı iki konuşma, bunlar çok çok önemli. Hele bir tanesi benim anlattığım zaman tüylerim diken diken olur. Şimdi bir tanesi normal. Diyor ki ufukta ikinci dünya harbi var. Aman hazır olalım. Böyle yüzünüzü, ben akışınıza, yüzünüze vurun. Çok çabuk çabuk çok çalışmamız lazım diye yaptığı bir konuşma. Bu mutat bir konuşma, her zaman yapılabilen bir konuşma. Ancak ikinci konuşma şöyle. Diyor ki bu yapılan tatbikat, yahut o zaman tatbikat kelimesi kesinlikle kullanılmıyor, manevra. Bu yapılan manevra çocuk oyuncağı değil, gerçek mermilerle yapılıyor. Eğer bu manevrada en az 3 tane Mehmetçik ölmezse ben bu manevraya manevra demem. Benim bildiğim Atatürk'ün iki büyük tutkusu, biri çocuğa, çocuklara olan tutkusu, ikincisi de Mehmetçiğe toz kondurmaz. Ama memleketin selameti adına gerekirse 3 Mehmetçiğin ölmesini dahi göze olabilecek kadar vatanının yarınlarını korumak adına her şeyi yapabilecek bir lider çıkıyor karşımıza. Bunları anlatmam gereğini duydum. Her neyse Atatürk, şimdi bu kayıtlardan çıkan taraf, bu benim yani sorumluluğumda değil ama aktarma sorumluluğumda. Ben o çocuk halimle ne yaptım, ne ettim bilmiyorum. Babamın elinden kaçtım, Atatürk'ün yanına gittim. Atatürk beni tanımaz, ailemi tanımaz, kim olduğumu bilmez. Ben onun için sıradan bir köylü çocuğuyum, başka bir şey değilim. Şimdi saçlarımın daha kalmadığına, kelleştiğine bakmayın. O zaman kıvırcık saçlarım vardı. Malum Atatürk'ün çocuk sevgisi, yanına gider gitmez hem konuşuyor hem benim saçlarımla böyle oynadı durdu, oynadı durdu. Konuşmayı bitirdikten sonra trenine bindirdi. Trende kendi kompartmana, ortada şöyle bir masa, karşı karşıya oturdu kendisiyle. Garsonu var, ben mutat diyorum ki alışılagelmiş şekilde anlamına geliyor. Şeyin garsonu ona rakı ile leblebi getiriyor. Ben onun rakı olduğunu da bilmiyorum. Ne demek olduğunu bilmiyorum rakının zaten. İçecek bir şey getirdiler. Bir kase leblebi düşürün. Şöyle bir kase, çili beyaz kase. Çili beyaz. Lacivert beyaz pardon. İçinde iri iri beyaz leblebiler, kim ne derse desin sarı değildi, benim yediğim en azından değildi. Ve pek bilinmez, orada bir notunuzu, hafızanızı alasınız diye söylüyorum. O leblebiler karanfil kopardı. Herhalde kavururlarken içine karanfil atıp öylesini seviyormuş demek, bilmiyorum. Atatürk hiçbir şeyi gizli yapmadığını o anda ben gördüm ve değerlendirdim. Hemen kompartmanın camını açtı. Orada köylülerin hiçbiri gitmedi, hepsi orada. Döndük kompartman, o dışarıdaki köylülerin birine. Adın ne senin? Mehmet komutanım dedi. Kadeh yok ama kadeh kabul edin bunu. Kaldırdı kadehi, senin şerefine Mehmet diyor. Uçtu bir yudum, bir yudum içti. Öbürüne döndü, adın ne senin? Ahmet komutanım dedi selam. Ahmet senin şerefine dedi, bir yudum içti derken ben leblebi, ne kadar leblebi varsa hepsini yemişim. Yaş 7,5. Karnım şişmiş böyle.
farkına vardı. Çocuk toleransı benim. Ben kızar kızması gerekir diye düşünüyorum ama hayır. İşaret etti garsona, geri bir kase geldi. O geri Ahmet, Mehmet, Süleyman derken ikinci kaseyi ceplerime, üçüncü kasemi de gömleğimin arasına doldurmuşum. Onun için benim internette benim iki adım var. Bir Atatürk'e rakısını leblebisi şişirten çocuk. Bir tane de Atatürk'e leblebilerini aşıran çocuk diye geçerim ben. Burada bir saplantı yapayım. Ben şu anda Atatürk'le beraber olup hayatta kalan son kişiyim. Onun için bu yaşımda beni karşınızda hala buluyorsunuz. 5 sene verdi galiba, 5-6 sene oldu. Ülkü öldü, manevi kızı. Ki biz ailecek devamlı görüştüğümüz birisiydi. Can bir insandı. Bir de 3 sene oldu. Kılıç Ali'nin oğlu Altemir Kılıç öldü. Bir tek ben kaldım. Bu sorumluluğu taşımaya devam ediyorum onun için. Her neyse, Ahmet bitti, Mehmet bitti, Süleyman bitti, her şey bitti. Kaldık biz Atatürk'le baş başa. Şimdi benim için hayatta dönüm noktası. Leblebi çalmak kolay. Leblebi çalar ödersiniz. Sonra kendime göre de mazeret duyurdum neden çaldım diye. İlk yaptığı şey adımı sordu. Hani dedim. Soyadımı sordu. Ben Azus dedim. Bana sen kimsin diye sormadı. Sen nesin diye de sormadı. Neden Ahmet değil, neden Mehmet değilsin diye sormadı. Atatürk o sormadığı suallerle bana Türklüğün ne olduğunu anlattı. Ve dolayısıyla leblebi borcu ödenir dedim ya, ama Türklük borcu ödenmiyor. Ben onun için bu yolda şu anda karşınızdayım. İnşallah ömrüm gittiğince ödeyebildiğim kadar, ödenecek bir borç değil, ödeyebildiğim kadarını öderim inşallah diye düşünüyorum. Hatta kızıyorlar bana, bazen geliyorlar. Ya eşim yok, bu yaşta bunlarla uğraşıyorsun. Bende bir fıkra var, belki duydunuz. Kaplumbağanın biri hacca gitmeye niyetlenmiş. Yola çıkmış. Diğer arkadaşları nereye diye sormuşlar, hacca gidiyorum. Ya sen bu yürüyüşüyle hacca 10 senede varamazsın. Olsun diyor, bu yolda ölürüm ya. Benimki de bu hesap. Benim şu anda tuttuğum yol bu. Şimdi burada bir iki saplama daha yapmak isterim. Özellikle öğrencilere bunlara çok okuyorum. Birkaç okul, devamlı gidiyorum ben okullara. Çünkü benim için gençlere yaptığım hitabet hepsinden daha önemli. Çünkü onlara Atatürk'ü aşılamaya çalışıyorum, gerçek Atatürk'ü. Atatürk'ün ilk sorduğu şey, okul nasıl? Öğretmeniniz nasıl? Neler öğreniyorsunuz? Bir eksiğiniz var mı? Ben Atatürk'e bir cevap vereceğim ama evvela Atatürk'ü bu Atatürk okul görüşüne paralel pek düşmeye kendi okulumu anlatacağım. Çocuklara da bunu soruyorum. Şöyle diyorum. Dinleyin bakalım. Benim okulla sizin okul arasındaki benzerlikleri bana sorun. Söyleyin. Okul dediğimiz böyle bir bina yok köyde. Zaten 40 hanelik küçük bir köy. Bir hayvan damını boşaltmışlar. Kerpiçten yapılma. İçine keçilerin, koyunların, ineklerin koyduğu bir bina. Bunu okul diye kullanıyoruz. Yer toprak, çatı akıyor. 4 penceresi var ama hepsinin camları kırık. Birine lazım olmuş gelmiş, kapıyı çerçevesiyle beraber söküp almış gitmiş, çerçeve de yok. Elektrik yok, okulda değil, köyde de yok. Su yok, soba yok. Daha kötüsü tuvalet yok. Tuvalete gelen kızlar arkadaki ormanın sağ tarafına, erkekler sol tarafına gidiyoruz. Bu 4 duvar içinde, şimdiki okullarda alışageldiğimiz masalar, sıralar, sandalyeler falan hiçbir şey yok. Herkes evinde ne bulmuşsa, 3 ayaklı bir masa, kırık bir tabure, bir sedir, bir kilim getirip yere koymuşuz, onun üstünde ders yapıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Bu 4 duvar içindeki bu okulda, 1. sınıf oradayız, 2. sınıf orada, 3. sınıf orada, 4. sınıf orada ve 5. sınıf orada. Ve daha önemlisi, benim için çok daha önemlisi. Bir tek öğretmen 5 sınıfa birden ders veriyor. Ama öyle böyle öğretmen değil. Cumhuriyet öğretmeni, Atatürk öğretmeni. Emin olun. Şu anda hala ayakta olsa ayaklarının altını her gün yıkar ve ayaklarının altını öperdim.
Ben onun yetiştirdiği bir evladım. Ben üniversite bitirmedim. Ben lise mezunuyum. Ama onun yetiştirdiği bir çocuk olarak o öyle öğretmenlerle iftihar ettim hayatım boyunca. Şimdiki öğretmenler gibi değil o zamanki öğretmenler. Şimdiki öğretmenler geliyor, dersine giriyor. Ders bitiyor, kalkıyor ya öğretmenler odasına gidiyor veyahut evine gidiyor. O öğretmenler öyle değildi. Okul bittikten sonra tek tek velileri dolaşır, anne babalarımıza gider. Senin çocuğun bak şuna yetenekli, buna yetenekli. Çocuğa bu konuda yol açın, yol verin. Yahut bir öbür aileye gidiyor, bak senin çocuk matematiği çok zayıf. Evde şunları yaptırın, bunları yaptırın. Böyle bu tip bir öğretmenden yetiştim ben. İyi ki böyle bir öğretmenim vardı. Şimdi sıra geldi, Atatürk'e cevap vereceğim ben. Okul nasıldı diye. Şimdi çocuklara soruyorum. Siz ne dersiniz, ne demiş olabilir? Biri şu noksan dedesin, bu yok değilse değil mi? Yok. Ben Atatürk'e okulumu öyle bir met ettim, öyle bir met ettim, öyle bir met ettim ki güzel bir koltukta oturuyordu. Böyle şey koltuk değil, derin koltuk. Şöyle bir kaykıldı. Yanaklarına aldıklar geldi. Keyfine diyecek yoktu. Çocuklar diyor ki nasıl böyle söylersen? Çocuklara şunu cevap veririm. Çocuklara böyle bir düşünün. Ben 7,5 yaşındayım. Ben başka okul nedir bilmiyorum. Başka okul nasıl olur bilmiyorum. Ben okulumu seviyordum. Öğretmenimi seviyordum. Arkadaşlarımı seviyordum. Benim için bundan daha mükemmel bir okul düşünemem. Ben bilmiyorum. Görmedim ki başka bir okul. Onun için Atatürk'e benim borcum hala devam ediyor. Eğer sırası geldiyse isterseniz yavaş yavaş konferansımıza girelim. Ne dersiniz? Şimdi bu 100. yıl olduğu için ve arada Türkiye'nin ekonomisini de biraz içine alan 1923 Türkiye'sini baz alarak bir çalışma hazırladım. Bir insanı anlamak bu kadar zorken, bir lideri, hele hele kendi sınırlarını çoktan aşmış bir lideri, hem de kimi insanların bilinçli ve önyargılı bir şekilde tüm tepkilerini onun üzerinde yansıtmaya çabaladıkları bir anda onu anlamak, anlatmak gerçekten çok zor. Bizler önce onun için söylenenlere değil, kendi gördüklerimizle, duyumsadıklarımıza, inandıklarımıza daha çok önem vermek durumundayız. Ancak belki böyle kanıtlanabilir. Eğer kanıtlanabilirse gerçek ve güçlü olan onun büyük liderliği. Kendi hayatını zorluklarla geçirebilen ve sürdürebilen, yaşamlarını daha kolay hale getirebilecek çözümler arama peşinde koşan insanlardan biriydi o. Bu gayretleri kendiler güvende hissetmek istemelerin aracı da bu olmuştur. Ama bir Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider, bu açmazlar içindeki insanların kendilerini güvende hissetmeleri için kendi varlığını kısıtlamasız sunmasını pek bilen yoktur. Yapılanlar, yapılması programlananlar, zorluklar, yokluklar, uygulamada çıkarılan engeller, bütün bunların arasında ısrarla sonuçlar üretmeye çalışan bir liderden bahsediyorum. Ve tüm bunların içinde kendini adeta tüketircesine, halkının rüyası, hülyası, umudu için var olan bir savaşı veren bir lider Mustafa Kemal Atatürk. Unutmayalım ki Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sinde kurduğu emsalsiz cumhuriyetinde kim ne çaba sarf ederse etsin, değişse değiştirebilecekleri tek şey ancak takvim yapraklarında yazılı rakamlardan başka bir şey olamaz. Unutmayalım ki acıların kanlı gözyaşları yüreklerimizi dağılarken o mavi gözlü dev yok mu? O mavi gözlü dev hepsine dur dedi. Yanında tüm yoksulluğa ve bütün sefalete. Susuz kalmış bir çiçeğin suya hasreti kadar, toprağın yağmura taptığı kadar, karanlığın ışığı kucakladığı kadar bir hasrettir her Türk için Mustafa Kemal Atatürk. Daha genç bir subayken Mustafa Kemal durduk yerde bir macera peşinde koşan sıradan birisi değil, tam aksine hayalini kurduğu, yüreğinde şekillendirdiği yeniden bir doğuşun hayata geçirmeyi çalışan büyük bir idealistti.
Ne bir ihtilacıya görüntü vermek isteyen ve ne de yönetime isyan eden sıradan bir maceraperest olmadığı da aşikardır. Mustafa Kemal'i 29 Ekim 1923 sürecine zorlayan ve hatta başka bir yol kalmadığını inancına sürükleyen nedenleri anlamadan bizim gerçek Mustafa Kemal'i ve ne de tarihimizin dönüm noktası olan Cumhuriyet gerçeğini anlamamız mümkün değildir. Doğaldır ki Mondros Mütarekesi Osmanlı hükümetini tarihte iz bırakacak en büyük başarısızlıklarından biridir. Ancak mütarekeyi izleyen o günlerde memleketin hiçbir göresinde ne bir direniş fikri ne de bir ayaklanma düşüncesi hiç yoktu. Herkes soğuk bir ölüm nefesinin duyulabileceği, artık bir bitişin, bir sona erişin, bir hiç oluşun ezikli altında ezilip kalmıştı. Hepimiz 19 Mayıs'ı sonun başlangıcı olarak görsek de, o günlere dek süre gelen yok oluş ortamını başlangıcı sonu olarak kabul etmek daha doğru olur. Onun kurduğu cumhuriyetin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamak için öncelikle Afganistan'ı, İran'ı, Irak'ı, Emirlikleri, Suudi Arabistan'ı, Suriye'yi, Mısır'ı, Libya'yı, Cezayir'i, Fas'ı, Müslüman Afrika ve Müslüman Asya ülkelerini şöyle bir düşünün. Onun ve arkadaşlarının cumhuriyetin önünde hazır bir model de yoktu. Yollarını düşünerek, arayarak ve deneyerek açtılar. Şartlardan, gereksinimlerden, imkanlardan, tarihten yararlandılar. Ama para yok, kredi yok, yetişmiş yeterli sayıda eleman, uzman, araç yok. Üstüne üstlük Osmanlı'dan borça batık bir miras da kalmış. Ama o günlerin altın kuşağında sadece iki şey vardı. Akıl ve yurtseverlik. Bu iki güçle yola çıktılar. Mucizeler yarattılar. Peki her şeyi başarabildiler mi? Bana kalırsa 15 yıla sığabilecek her şeyi fazlasıyla başardılar. Eksik kalanların tamamlamak sonraki bizim kuşaklara kalmıştı. Peki biz sonraki kuşaklar görevlerimizi tam yapabildik mi? Bunu her türlü duygusallığa, partizanlığa kapılmadan dürüstçe sorgulamamız gerekmez mi? Cumhuriyet kurulurken ülke aslında harap ve viraneydi. Halk sefil ve perişan değil miydi? Tek suçu savaşlar mıydı? Yüzyıllardır akıl ve bilim ihmal edilmemiş miydi? Mağdazlık, büyük cehalet yaygınlaşmamış mıydı? Saltanat baskıcılığı Türk halkını ve özellikle Anadolu'yu safsaklayıp boşlamamış mıydı? Gerçek şu ki, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet kurulurken bu topraklar hala işgal altındaydı. Ama bildiğiniz anlamda değil, yokluğun, yoksulluğun ve cehaletin işgali altında. Biraz belki içiniz kararacak ama bazı şeylere gireceğim. Ben 1923 yılının devlet arşivlerine girdim. Şöyle bir göz attım, bakın nelerle karşılaştım. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında düşman 830 köyümüzü tamamıyla, 930 köyümüzü de kısmen yakmış. Yanan bina sayısı 114.408. Kusuratlı rakamlar ama bunlar arşivlerden çıkan rakamlar. Hasar gören bina sayısı 11.404. Bugüne kadar Yunanistan'dan gelen göçmen sayısı 400 bini geçmiş. Göçmenlere ancak ordunun gizlek soklarından yardım yapılabiliyordu. Nüfusun %80'den fazlası kırsalda yaşıyordu. Dikkat edin, 40 bin köyün, evet 40 bin köyün 37 bininde ne okul, ne yol, ne de dükkan vardı. Yeterli düzeyde karayolu ve doğru dürüst bir demir yolumuz yoktu. Tüm ülkede 2500 kilometre patika dediğimiz bu düzeyde bir karayoluyla neredeyse bir metresi bile bize ait olmayan 4112 kilometre demir yolu vardı. Ankara'nın doğusunda hiçbir şey olmadığı gibi demir yolu da yoktu. Limanlar tamamıyla yabancıların elindeydi. Donanma 2. Abdülhamit döneminde Haliç'te çürütülmüştü. Bitmeyen savaşlar zaten yetersiz olan tarımsal üretimi de tamamıyla vurmuştu. Ülkede ziraat mühendisi yok gibiydi. Doğuda ağalık düzene hüküm sürüyordu. Köylü topraksızdı, sabanı ve öküzü bile yoktu.
Sığır vebası yaygındır. Sizler doktorlarsınız ona göre. Tüm Türkiye'de sadece 244 doktor vardır. Doktor başına 10 binlerce hasta düşüyordu. 40 bin köye karşılık sağlık memuru sayısımız 334. Ebe sayısımız 116. Çok az şehirde eczane vardı. Toplam eczacı sayısı çoğu yabancı olmak üzere 60 taneydi. Ve dikkat edin, 13 milyondan insandan 3 milyonu trahomluydu. Nüfusun %14'ü sıtmalı, %9'u frengiliydi. Bebek ölüm oranları %70. Telefon, motor, makine, otomobil yok denecek kadar azdı. Elektrik sadece İstanbul ve İzmir'in bazı mahallelerinde vardı. O da yabancıların elindeydi. Kapitülasyonlar ve duyunum umiye ile iliklerimize kadar sömürülüyorduk. Şeker, un, hatta kiremit bile ithal ediliyor. Dur. Ülkede toplam 281 sanayi kuruluşu vardı. Yalnız 9'u devletinde, gerisi tamamıyla yabancıların elindeydi. Bu kuruluşlardaki sermaye ve emeğin sadece %10'u Türklerin, gerisi azınlıkların veya yabancıların elindeydi. Madenlerin tümü yabancıların elindeydi. 40 bin köye sahip Türkiye'de toplam 3894 ilkokul vardı. Tüm ülkede 52 tane ortaokul ve sadece 18 tane lisemiz vardı. Öğretmenlerin 2/3 öğretmenlik eğitimi görmemişti. Medreseler askerden kaçma geri ve bağnazlık yuvasıydı. Burada biliyorsunuz medrese öğrencileri askerlikten muaftı diye 50 yaşında, 60 yaşında kişiler bile medreseye kendilerini kaydettiriyorlardı o günlerde. 1923 tarihi itibariyle 479 medresemiz vardı. Türkiye'de yüksek lise görünümünde bir üniversite, o günün adıyla Darülfünun vardı. Hem de fotoğraf çektirmeyi, dans etmeyi suç ve günah gören bir üniversite bu üniversite. Hatta harf devrimi yapıldığında bazı hocalarının Latin harfleriyle yazacağıma kalemimi kırarım dediği bir üniversite bu üniversite. Halk hiç mi hiç kitap okumuyordu. Avrupa'da 1700 matbaada 15. yüzyılda 20 milyon kitap basılmıştı. Osmanlı'da 15 yüzyılda matbaa olmadığını hepimiz biliyoruz. Osmanlı'da ancak 300 yıl sonra, dikkat edin, 300 yıl sonra 1755 ile 1769 yılları arasında topu topu 17 kitap basılmıştı. Son dönemdeki savaşlar az olan okur yazar sayısını iyice azaltmıştı. Dikkat edin, erkeklerin %7'si, kadınların 1/3'ü, toplam nüfusun yalnızca %3 veya %4'ü okuma yazma biliyordu. Kısacası Atatürk harp devrimini yapmadan önce bu toplumun %90'dan fazlası anasının, babasının, dedesinin, çocukların gerekirse mezar taşını dahi okumaktan mahrumdular. Tarikatlar ve cemaatler hayata gön veriyordu. Hukuk, yargı, anayasa, takvim, saat, ölçüler, hatta kılık kıyafet çağa uymuyordu. Kadının ise adı hiç yoktu. Kadın her bakımdan 3. sınıf vatandaştı. Okuyan ve çalışan kadın sayısı 2 elin 10 parmağını geçmezdi. Osmanlı'nın toplam 288 sadrazamından 220'den fazlası yabancı kökenliydi. Hep içinizi karartıyorum, hoş görün ama 1923'ü bilmeden bugünü değerlendirmek imkanımız yok. Yerli halk, köylü, çiftçi, asker olmaya zorlanmıştı. Barış zamanında vergi yükü altında ezilen halk, savaş zamanlarında cepheden cepheye sürülerek kanını akıtmıştı. Ben bu arada gene merak bu ya, merak sardım. Ve dedim ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bir de ekonomiyle ilgili görüşleri nedir acaba diye. Ve bunun üzerine ilk kişi olarak Maliye Bakanlığı'nın arşivlerine girdim. Ve hayretler içinde kaldım. Maliye arşivini incelediğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomide en önem verdiği şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Türk parasının değerini korumak. 1919 yılına baktığımızda Türk parası sterlin karşısında, o zaman dolar geçerli bir
öncelikli bir şey değildi, para değildi. O zamanki Türk lirası sterlin karşılığında 605 kuruştu. Ardından bir savaş yapıldı. Ülke bir baştan başa yıkıldı, yakıldı ve tekrar inşa edildi. 1938 yılında sterline karşı kaç para oldu biliyor musunuz? 610 olmuş. Düşünün, 605'ten 610 ortaya çıkmış, tam 18 senede. Bunlara gerçekten inanmaya pek insan aklı yatmıyor. Herhalde yanlış değerlerinde diye düşünürken, banknot artış miktarına bir de göz atayım dedim. Banknot artış miktarı 1939 yılından 1938 yılına kadar 19 senede sadece %8 artmış. Ne kadar büyük bir başarı, tahmin edemezsiniz. Bu arada bir arşiv belgesini daha aktarıyorum. Bu belge de 5 Aralık 1927 tarihli. 5 Aralık 1927 tarihinde bir Türk lirası verdiğiniz zaman, o zaman dolar girmişti devreye. O günkü parayla 2 dolar alabiliyorsunuz. Bir Türk lirası ile 2 dolar alıyorsunuz. 1929 yılında çok büyük ama çok çok büyük bir kriz yaşandı dünyada. Bu dünyayı sarsan bu ekonomik kriz. Evet, bütün dünyayı sarsmış bu ekonomik kriz. Peki soruyorum size, bundan etkilenmeyen bir tek ülke söyleyin. Doğaldır, yalnız ve yalnız Türkiye. 1929'da bütün dünya buhran yaşıyor ve gelişmiş ülkeler bile, ancak Türkiye'de en ufak bir değişiklik yok. Hadi etkilenmedin diyelim, rakamlara bakın. Kişi başına düşen milli gelir, hep gündemde bugünlerde biliyorsun. Yıllardır bunu dinliyorum. Kaçtı biliyor musunuz? %51.2 kişi başına düşen milli gelir. Hep eksiltmeye alışmışız. Bir de artma kelimesi biraz garip geliyor galiba bizlere. Ben bir de merak ettim. O yılların bütçeden geliri, malum bugünlerde en gündemde olan konulardan biri. 1927 yılında oranın o günlerin parasıyla değeri düşünün. Bütçe 5 milyon fazla vermiş. 1927-28 yılında 27 milyon fazla vermiş. 29 yılında 11 milyon fazla vermiş. 30 yılında 7 milyon fazla vermiş. 32 yılında 2 milyon fazla vermiş. 33 yılında 5 milyon açık vermiş. 1934 yılında 12 milyon fazla vermiş. 1935 yılında 7 milyon fazla vermiş. 1936 yılında 5 milyon fazla vermiş. 37 yılında yine 6 milyon fazla vermiş. 38 yılında 17 milyon fazla vermiş. Kısacası yalnız 31'de ve 33'te 2 defa açık vermiş bütçe. Peki merak ettim, 15 yıl içinde enflasyon ne kadar yükselmiş mi değil, ne diyeyim? Söylesem tuhaf, hepimizin tuhafına gidecek. 15 yıllık enflasyonun tutarı -1.2. Bir Atatürk döneminin ekonomisinden bahsettim. Artık bu konuda başka bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü benim dahi oynatmam az kaldı. Peki Atatürk Cumhuriyeti ne yaptı bunlar yaparken? Daha Ulusal Kurtuluş Savaşı devam ederken egemenlik kayışı sarsın milletindir diyerek saltanat putunu kırdı. Tekkeler, zaviyeler, medreseler, eski saat, ölçü, tartı, takvim, hukuk gibi çağa ve hayata uymayan bütün kurumların hepsini kaldırdı. Akla ve bilime öncelik verdi. Din ve dünya işlerini birbirinden ayırdı. Yeni harfleri kabul ederek okuma yazmayı kolaylaştırdı. Ve onun ardından millet mektepleri, halk evleri, halk odaları, köy eğitmen okulları, bütün köylerde okullar ve ayrıca köy enstitüleri ile eğitim ve öğretim seferberliği başladı. Yalnız şurada bir nokta koyayım. Köy enstitüleri döneminde kanunu hazırlayan Atatürk, açılışını yapan da İnönü'dür. Ölümünden sonra açıldı. Ardından üniversite reformu yaptı. Okuyan öğrenci sayısını %600'den fazla artırdı. Ekonomiyi millileştirdi. Osmanlı'nın borçlarını ödedi, o Ümmiye'den kalan. Ülkenin dört bir yanında 50'ye yakın fabrika kurdu. Şu anda hiçbir tanesi kalmadı yalnız, bilmenizi isterim.
Hepsi satıldı. Ülkenin, evet, madenlerin hepsini millileştirdi ve çıkarıp Türk milleti olarak çıkarttırdı. Bankalar kurdu. Ülkeyi demir ağlarla ördü. 15 yılda büyük bir bölümü Ankara'nın doğusunda olmak üzere 4000 kusur kilometre demir yolu yaptı. Köylüye toprak, tohum ve tarım ağaçları dağıttı. Köylüyü ezen bütün vergilerin hepsini kaldırdı. Doktor sayısını 10 yılda 244'ten 1925'e çıkardı. Ve ardından Anadolu'da numune hastaneleri, dispanserler, doğum evleri, süt damlaları, ana kucakları kurarak hastalıkların kökünü kazıdı. Kadınlara sosyal ve siyasal haklar tanıdı. Cumhuriyet, emperyalizm, saray sultan, geri kalmışlık, bağnazlık, cehalet prangalarını kırıp halkı özgürleştirmiş oldu. Yüzyıllardır merkezden çevreye itilen ve dışlanan bu toprağın gerçek insanını devletin asıl sahibi yaptı. Demem o ki, Cumhuriyet ile aslında yüzyıllarca prangaları kırıp yoktan bir ülke kurmuştu Atatürk ve çalışma arkadaşları. Şimdi biraz gene içinizi karartacağım ama hoş görün, karartmadan olmuyor. Beni affetmeyebilirsiniz ama ne yapalım. Bir Mustafa Kemal Paşa'dan bir cumhuriyet gerçeğine ulaşma yolunda o günlere gelin bir defa daha göz atalım. Yanmış, yıkılmış, kanlara bulanmış savaş meydanları. Görüntü bu. Ateşler içinde bir ülke. Toprakları işgal edilmiş, parçalanmış, kendini emperyalist güçlere adeta teslim etmiş bir devlet. Yokluk, sefalet ve açlıktan çaresiz kalmış öbek öbek insanlar. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle. Cepheden cepheye koşan bağımsızlık tutkulusu bir toplum. İşgalcilerle işbirliği yapan yeteneksiz yöneticiler, kimi vatan hainleri. Yüzyıllardır üç kıtaya hükmeden bir imparatorluğun adeta çöküş çığlıkları. Manzara bu. Kolay değildi böyle yoksul ve bitkin bir milletin yaralarını sarmak. Devrimlerle hızla kalkınmaya başladı ulusunuz. Ama siz gene bir defa kendinize şöyle bir sorun. Nasıl kuruldu bu memleket? Nasıl oluştu bu millet? Unutmayalım ki şimdi hepimiz dünyaya onun mavi gözleriyle bakıyoruz. Şöyle tarihin tozlu sayfalarına bir göz atın. Hangi lider kaldı halkının bu kadar sevgisini taşıyan hala 100 yıl sonra bile? Yalnız onun adı kaldı bugünlerde sadece. Atatürk'ü anlamak, göz boyamak değil, her birimizin birer Mustafa Kemal olabilmesidir. Onun gösterdiği yöne hep birlikte bakabilmektir. Çağdaşlık, uygarlık içinde yola devam edebilmektir. Barış ve refah içinde yaşamaktır. Atatürk'ü anlamak bir varoluş kavgasının adıdır. Bu kavga yoksulluğa, gericiliğe, cehalete, tutsaklığa, dönekliğe karşı yapılan bir büyük savaştır. Atatürk'ü anlamak, dünü bilmek, bugünü yaşayabilmek, yarını görebilmektir. Ben yine Ulusal Kurtuluş Savaşı günlerine bir daha döneceğim, kusura bakmayın. Biraz karartacağım yine içinizi. Tablo şu, Arap İngiliz'le birleşmiş, Türk'ü arkadan vurmuş. Ermeni Rus'la birleşmiş, Doğu Anadolu'yu kana bulamış. Batı Rum Yunan'la, Yunan İngiliz'le birleşmiş, Batı Anadolu'yu ele geçirmiş. Ülkenin mahvolmadık, yıkılmadık, yanmadık, kan dökülmedik, kül olmadık, hiçbir yeri kalmamış. Elde avuçta İstanbul'da yok, İzmir'de yok. Anadolu'nun 6-7 milyon nüfusu en yoksul bölümüyle, %95'ten fazlasını okuma yazma bilmediği, yorgun, yoksul, bitkin bir ezik bir halk kalkmış elimizden, kalmış elimizden. Nasıl kurtulmuşuz? Emin olun şaşıp kalıyorum. Yunan'ı nasıl denize döküp hizaya getirmişiz? İngilizlere İstanbul'dan bir tek kurşun sıkmadan, hatta bayrağımızı selamlattırarak nasıl çıkartmışız? Dünyanın süper güçleriyle masaya nasıl eşit oturmuşuz? Evet, Anadolu'da 6-7 milyon savaş artı insan yaşıyor dedim. Hepsi aç, hepsi bir ilaç, hepsi parasız. %95'ten parası fazlası Elif'i göse meslek sanacak kadar, mertek sanacak kadar alfabesiz, okuma yazma bilmez. Ne yapacaksın? Hep bir laf söylüyorlar, hala her yerde söylüyorlar. O zaman demokrasiyi de kursaydı ya.
nasıl kuracaktı? Evet, 1923'ün yanmış yıkılmış Anadolu'sunda nasıl demokrasi kuracaktı? Komşunun komşuyu Boğaz'da iç savaşlardan, Anadolu'yu mezbaya döndüren dış savaşlardan daha yeni çıkmışız. Dikkat edin. Fabrikamız yok. İşçimiz yok. İş adamımız yok. Mühendisimiz yok. Doktorumuz yok. Uzmanımız yok. Tüccarımız yok. Suyumuz yok. Barajımız yok. Elektriğimiz yok. Kadınlar çarşafta şubada giriyor. Erkek tek dört kadın oluyor. Yurttaşlık yasamız yok. Üniversitemiz yok. Bankamız yok. Burjuvamız yok. Burjuvamız değil, proletaryamız da yok. İhracatçımız yok. İthalatçımız yok. Sermayemiz yok. Hadi kalkının bakalım. Nasıl kalkınacaksınız? Nasıl demokrasiyi kuracaktınız? Mustafa Kemal kuşağı ne yapmış? Yöneticiler devletçiliğe neden ve nasıl sarılmış? Türkler bankacılığı nasıl öğrenmiş? Merkez Bankası 1930'da değil neden açılamamış? Özel sektör nasıl oluşturulmuş? Yeni devlet nasıl kurulmuş? Çağdaş öğretime nasıl geçilmiş? 1923'ü 7-8 milyon nüfusu olan ve %95'i okuma yazma bilmezken savaş şartı bu toplumda okuma yazma seferberliğine nasıl girilmiş? Kitaplıklarda kitap dahi yokken ulusal kütüphaneler nasıl kurulmuş? Okullarda tarih kitabı bile yokken tarihimiz yeni baştan nasıl yazılmış? Yok olmanın kuyusuna çıkıp var olmanın doğruluğuna nasıl tırmanılmış? Yunan'la bir tekrar dostluk nasıl kurulmuş? Şaşıp kalıyorum. Evet, hiçbir şeyimiz yokken meğer neler neler yapmışız. Şimdi çok şeyimiz var diyoruz. İnşallah daha ileri yaparız. Şimdi pek bilmek istemeyenlerine inat, ben bir Atatürk tarifi yaptım. Babası öldü. Yetim büyüdü. Üvey evlat oldu. Karga bekçiliği yaptı diyorlar. Tutuklandı. Hapse atıldı. Sürüldü. İşsiz kaldı. Hastalandı böbreklerinden. Vuruldu göğsünden. İdama çarptırıldı. Kardeşleri öldü. Çocuğu olmadı. Boşandı. Neticede karaciğeri iflas etti ve öldü. Evet, Mustafa Kemal Atatürk bu. Ne olur evladı olmayan bu yetimin duygularını mümkünse herkese anlatın. Anlatın ki bu yetimin evlatlarımıza bıraktığı hediyenin kıymetini değil evlatlarımız, torunlarımız, bana kalırsa torun çocuklarım iyice anlasınlar. Cumhuriyet çocuklara anlatıldığı gibi folklorik bir müsamere coşkusundan ibaret değil. Anlatın kökeninde barınan derin hüznü herkes kavrasın. İşte liste yukarıda okudum. Kısacık ömründe bir insanın başına ne felaket gelebilirse hepsi gelmiş. Bunu ne olur anlatın, herkese anlatın. Direnin, teslim olmayan bu ruhu herkese anlatın. Korkmayın engellerden, korkmayın yalnız kalkmaktan. Korkmayın işimizi bile kaybetmekten, korkmayalım parasız kalmaktan. Korkmayalım onu hazmedemeyenlerden. Korkmayın doğrulardan. Yürek dediğimiz sadece bir organ değil. Artık bunu iyice anlayın. Ve ne olur, herkese anlatın. Aslında benim konuşmam burada bitti. Bir tek cümle daha ekleyeceğim. Bu cümleyi ben 50 yıldır her konuşmamın ardından mutlaka söylerim. Belki evvelden beni dinlediğimiz olduysa onlar da duymuş olabilirler. Bu cümle bana ait değil. Bir Belçikalı'ya ait. Cümle adam da, adamın adı da Daniel Dumoulin. Bu adam bir kitap yazmış Atatürk'ten Değişler diye. Atatürk'ün sözlerini almış, alfabetik sıraya koymuş. Sıradan bunları yayınlanmış kitap halinde. Bu gibi kitaplar değil Türkiye'de, dünyanın her yerinde yüzlerce, binlerce var. Ama ön sözünde bir cümle vardı. Ben bugüne kadar 118 kitap yazdım. Bu 118 kitabın 50-60'ı en azından Atatürk ve Atatürk dönemine aittir. Ben adamı kıskandım. Çünkü ben bu kadar Atatürk incelemesi ve şey yaptığıma göre bu cümleyi ben neden akıl etmedim diye.
Hala da kıskanıyorum, hoşgörü. Cümle şu, unutma Türkiye, Atatürk'ü Allah'a borçlusunuz. Ama geri kalan her şeyi de Atatürk'e. Teşekkür ederim efendim. Evet, biraz başlarınızı ağrıttıysam, biraz da hüzünlendirdiysem affola beri gele. Ama affedersiniz kaba bir tabirle siz kaşıldınız. Benden böyle bir konu istediniz. Ben de isterseniz bunları yazarım. Bana bir şey sormak isteyen varsa emrinizdeyim. Demin de söyledim. Hep bir şey dikkat çeker. Zannederler ki, bakın ben bu yaşıma geldim. Bugüne kadar hiçbir etkinliği para karşılığı yapmadım. Hiçbir zaman. Önüme servetler dökülse bile şey yapmadım. Hatta çok ayıp bir şey söyleyeceğim. 1988'de ben iflas ettiğim zaman benim elimdeki koleksiyon 4500 fotoğraflıydı. Sonra 20.000'e çıktı ya. O zamanlar adını da vermekten mahsur görmüyorum. İktisat Bankası'nın sahibi Erol Laksoy diye bir bey vardı. O bana başvurdu. Dedi ki bu koleksiyonunu bana ver. Sana 20 milyon dolar teklif vereceğim. Dikkat edin. 4500 fotoğraf için 20 milyon dolar teklif etti. Ve ben reddettim. Ve neyim var neyim yoksa. Kordon'daki evimden tutun yatıma kadar. Neyim var neyim yoksa. Her şeyi sattım. Saldım. Bunu sakın acındırmak olarak almayın ha. Baktım elimi cebime koydum hiç para kalmadı. Zamanda kendi yaptırıp da belediyeye hediye ettiğim Zübeyde Hanım huzurevi. Biliyorsunuz belki. Çünkü Buca yolunda Kızılçullu diyoruz diyor o zaman. Gürçeşme'de. Oraya kendim gittim orada kaldım. Sonra oradan da kaçtım ayrı mesele. Onlar uzun hikayeler. Sonra olursa cevap veririm. Demek istediğim şu. Bu tip şeylerde genellikle peki bunu yapıyorsun ama kitap satıp cepler paraya giriyor. Hayır. Bir, kitabın bütün getirisi, yani yayıncının bedeli hariç, hepsi tümüyle LÖSEV'e gidiyor şu anda. Bazen LÖSEV yerine Türk Yaşamı Destekleme Derneği'ne, bazen Türk Eğitim Vakfı'na, yani talebe göre daha doğrusu, siyerler diyor ki şuraya bağışlamışsın, benim için bir şey fark etmiyor. Belki ben eşimi zamanında kan kanserinden kaybettiğim için LÖSEV kelimesi bana biraz daha sıcak geliyor. Herhalde onun için yolluyorum. İsteyen varsa alır, imzalarım. Şimdi sizlerin bana sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun, sorun. Şimdi efendim bunu ben hatta Yılmaz Özdil de koca bir sayfa halinde de yayınladım, ona da anlatmıştım. Ben de söyleyeyim. 47 vardı. O zaman ben Atatürk Lisesi'nde okuyorum. Sabahçı ve öğlenci vardı. O günlerde babam hastaydı. 5 kardeştik. Evde geçim zorluğu vardı. Ben öğlenci olduğum zaman sabah saat 5'te kalkardım. O zamanlar Mezarlıkbaşı dediğimiz yerdeydi bütün haller. Hal binaları oradaydı. Onun bir tanesinde çalışıyordum. Öğlene kadar orada duruyordum. 5'te kalkıp gidiyordum. Çünkü bütün manavlar bilmem neler erken sabah 5'te 6'da geri alışverişlerini yaparlar dükkanını açmak için. Ben onlara mallarının satışçılarında işlerini faturalarını keserim. Tabii patronu var, o paraları o topluyor vesaire. Eğer akşamcıysa, sabahçıysam sabahtan yapılan satışlardan kendime mal ayırtırırdım. Herkes kaça aldıysa parasını öderdim. Ve sırtımda köfeyle sabahçıysam akşamüstü, akşamcıysa sabahları boş zamanlarımda mahalle arasında, o zaman küpeyle satılırdı, şey yok. Ya eşekle ya küpeyle satılırdı. Mahalle arasında domates var, patlıcan var, biber var diye satardım. Ve onun geliriyle eve yardımcı olmaya çalışırdım. Ve daha doğrusu annem de benim dönüşümü beklerdi yani dört gözle böyle. 1947 yılıydı. Bir fotoğraf gördüm ben. Atatürk fotoğrafı. Çok güzel. Kendim için de hakikaten çok güzel bir fotoğraf. Burada yok zannediyorum ama albümlerin içinde var. Görebilirsiniz orada. Adamdan talip oldum. Kaç para istiyorsun? Şu kadar.
Ne kadar topladıysam bütün haftalık toplanan paralarla bunu eline verdim. Aldım fotoğrafı, eve gittim, annem bekliyor böyle. Vallahi bir baktı, boş geldi. Evvela kulağımı çekti. Sonra okşadı beni bilmenden. Ayıp söylemesi, o günün dönemi için anlatıyorum olayı. Sonra çok zengin, çok varlıklı oldum. Bunlar ayrı hikaye. Annem yatağımızın altındaki çarşafı aldı, gitti bit pazarında sattı. Onun da o haftanın geçimini yine sağladı. Aç kalmadık yani ailecek. Hatta o günlerde de yine ayıp söyleyeceğim. Pazar günlerinin, pazarın dağılmasını beklerdim. Şimdi bazı fotoğraflar görüyorsun, dökülen mallardan. Oradan alır eve toplardım ben de. O zaman zembil dedikleri bir şey vardı. Elle taşınır böyle, şimdiki şeyler gibi torbalar yoktu. Onları da yaşadım, bir şey yok. Fakat o hem beni Atatürk'e daha fazla bağladı, hem ailemin durumunu biraz daha iyiye getirmek için ömür boyu çalıştım yani, hep çalıştım. O bakımdan okula da giderken sabahçı öğrenci olarak gittim. Üniversiteye gittiğim zaman da her ne kadar süresi biraz uzun anlatıldıysa bile, ben mezun olmak üzereydim burada. Amcam vardı şeyde, İstanbul'da, babamın kardeşi. İyi, hali vakti yerinde birisiydi. Bana dedi ki, sen bitirdiğin zaman gel kaydını yap, yanıma gel. Gerisini hiç düşünme. Ben senin okumanı sağlarım, her türlü masrafların bana ait dedi. Ben de gittim, tıbbiyeye kendimi kaydırdım, yaptırdım. Yani bakmayın, bir yerde de benim de doktor olarak görün diyemeyeceğim. Şimdi öbürlerine söylüyorum ama size diyemiyorum. Gittim kaydımı yaptırdım, aydım kaydımla beraber gittim onun dükkanına. Baktım dükkan kapalı. Sarraflık yaparmış o zaman, sarraf dedikleri bir şey vardı. Komşulara sordum, o mu? O 3 ay oldu Milano'ya taşındı dedi. Köz 15 gün kaldım üniversitede. Ondan sonra o zaman şey vapurları çalışıyordu, deniz yolu vapurları çalışıyordu buraya. Tırhan vapuruna bindiğimi hatırlıyorum, Tırhan vapuru vardı. Onun şeyinde ama, şey altı, güvert altı ne diyorlar işte orada. Herkes yatak yan yana, 100 kişi, 200 kişi yatıyoruz. O da uyuyor, döndü. O zamanlar lise mezunlarına yedek subaylık veriyorlardı. İlk işim gittim, yedek subay okuluna gittim. Askerliğimi de bitirdim. Ve sonra hayata atıldım. Benim maceram, hayatlı maceram böyle başladı. Ama Atatürk fotoğrafı toplamam hastalık dönüştü. Küçük bir anı anlatacağım yine fotoğraf toplamakla ilgili. Belki şeyde de rastlarsınız, mutlaka var internete girdiğinizde. Yıl 1984. Benim iş hayatım gayet güzel. Hiçbir eksiğim olmayan, parası cebinde bol olan bir insanım o günlerde. Bir gün bir telefon alıyorum Amerika'dan. Bir fotoğrafçı. Diyor ki, sizin çok koleksiyonunuz olduğunu biliyorum. Bende Atatürk'ün görülmemiş iki fotoğrafı var. Bunları satmak istiyorum, alır mısınız? İlk düşündüm, bu adam beni dolandırmak istiyor dedim. Türkiye'deki Atatürk'ün iki fotoğrafı Amerika'da ne yazar? Birisi götürdü orada şeyde. Ama içime kurt düştü. O zaman New York'ta temsilcim vardı benim. O temsilciyi aradım, dedim bu adam beni dolandıracak ama gene de içime kurt düştü. Bak adresi şu, 42. caddede New York'ta. Git konuş, bak bakalım. Gitti konuştu, ertesi gün bana döndü. Adam doğru söyledi dedi. Meğerse babası bir gazeteciymiş. 1921 Ekim'de Türkiye'ye gelmiş. Atatürk'le röportaj yapmış ve kendi çekmiş. İki tane fotoğraf. Cam negatifleri elinde, her şey elinde. Hemen adamı aradım. Kaç para istiyorsun? Şu kadar, tamam dedim. Evvela buraya bir saplama yapayım yani, kusura bakmayın. Ben yalnız evvela şunu söyleyeyim, ne anlatırsam anlatayım, sakın beni acizlik veya yoksullukla ölçmeyin. Ben dünyanın en zengin insanıyım şu anda. Eğer oraya verdiğim para bende olsaydı, Boğaz'da köşkü bulurdum. Ama helal olsun Atatürk'e. Gittim Amerika'ya, belki dünyada tek ben varım, günübirlik Amerika'ya giden var mı bilmiyorum. Bindim Zürih üstünden. LaGuardia Havaalanı'na indim, kapıya çıktım, taksiye bindim, 42. caddeye gittim. Bir de ben gördüm fotoğrafları, negatifleri. Parayı çıkardım ceplerimden, sonra beni ikaz ettiler, bu kadar para üstünde taşıdığına göre seni gümrükte alıkoyarlardı Amerika'da ama almamışlar, neyse.
Adama parasını verdim. Fotoğrafları aldım. Taksiye bindim. Havaalanına döndüm. İlk olan hangi uçak varsa ona bindim ve Türkiye'ye döndüm. Gidiş dönüş 24 saati bulmadı ama dönüş tarih değişti. Şey mesafesi itibariyle. Her neyse bu iki fotoğrafı aldım geldim. İlk yaptığım iş onların iki takım boy yaptırdım. Takımın bir tanesi o zaman Cumhurbaşkanı Kenan Evren Paşa'ydı. Kendisine yolladım. Bir takımını da kendi büroma astım. Aradan fazla değil. 5-6 gün geçti geçmedi. Benim rahmetli eşim son günlerini yaşıyordu. Telefon açtı bana sesi zor geliyor. Evi paşalar bastı ne yapayım bilmiyorum dedi. Hayırdır inşallah. Ver bakalım dedi. Bana 4. Ordu Komutanı İsmail Hakkı Akansel isimlerini de veriyorum sayıyorum hepsini. Onu verdi. Buyurun paşam nedir mesele? Tam asker konuşması. Evren Paşa'nın emri var. Sizde iki fotoğraf var. Kaç parası verip onları alıp gideceğiz. Paşam dedim kusura bakmayın. Bende satılık fotoğraf yok. Mahsus ben bunlardan yaptırdım kendisine yolladım. Cumhurbaşkanımız diye. Ama istiyorsanız emrediyorsa Cumhurbaşkanımız alın evi de götürün. Oraya bir espri kattım ben. Hanımın haline gördünüz. Ne olur var onu bırakın da geri ne alacaksanız alın götürün diye. Bir kendine geldi. Bana izin verir misiniz diye birkaç gün dedi. Evren Paşa ile konuşacağım yine. Olur efendim dedi gittiler. Aradan yine 4-5 gün geçti. Bu sefer Evren Paşa'nın ve diğer cumhurbaşkanlarında basın danışmanı vardı. Ali Baransel belki duydunuz bilmiyorum. O aradı. Evren Paşa çok mutlu oldu verdiğin cevaptan bilmem neden. Halk evi kapalıydı o zaman Ankara'nın. Orayı açacağız. Bize sende çok fotoğraflar var. Orada bir sergi açar mısın bize? Baş üstüne dedi. Ve kalktım gittim. Hanımı o haliyle onurlasın diye onu da götürdüm. Burada iğneler yapıldı, bilmem neler yapıldı. Hatta oraya gittiğimiz zaman orada gene fenalaştı. Atatürk'ün odasını açtılar. Evren Paşa'nın doktorları, serumlar, bağladılar, iğneler yaptılar vesaire. Neyse. Evren Paşa, yalnız Evren Paşa vardı açılışta. Halka sonra açıldı orası. Bana dedi ki, gezdi. Senden şunu istiyorum dedi. Bu fotoğrafları sakın çoğaltma. Her yerde görmek istemiyorum. Emredersiniz paşam dedi. Orada bir de üzücü bir olay geçti. Pek dile getirmeyi sevmem ama getirmem lazım. O günün tablosunu iyi görmemiz lazım bakımından. O günlerin Kültür Bakanı, sonradan başbakan olan Mesut Yılmaz. Biz Evren Paşa'yı açmaya başladıktan sonra o geldi. Asker konuşması, kusura bakmayın o günün ihtilal konuşması. Bana baksana lan dedi, öyle konuşma. Kültür Bakanı'nı çağırıyor yani. Gel şuraya dedi. Geldi, buyurun paşam hayrola. Siz Kültür Bakanlığı'nı ne bakarsınız dedi. Bak adam kalkıyor Amerika'ya kadar gidiyor, fotoğrafları buluyor, getiriyor, Türkiye'ye kazandırıyor. Sizler uyuyor musunuz, ne yapıyorsunuz, defol başımdan diye bu cümleleri duydum. Ben yerin dibine battım yani. O gün yaşanan bir olay bu, canlı yaşadığım bir olay bu. Polis bana büyük üzüntü verdi. Her neyse. Evren Paşa ondan sonra bana dedi ki, dediğini söyledi. Ondan sonra emekli olduktan sonra Güney'de, Muğla'da, Marmaris'te, Bodrum'da, Fethiye'de nerede sergi açarsam gelir kendi açardı. En son emekli olduktan sonra açtığı sergide bana dedi, ben sana kimseye verme dedim. Ama kendi elimde Kültür Bakanlığı'na genel kurmaya bir ben şeye verdim. Canlı sağ olsun. Şimdi her yerde görüyoruz o fotoğrafları. Evet, fotoğrafla ilgili suale cevap verebileceğim bu. Buyurun efendim, size dedim. Biraz sesinizi yükseltir misiniz? Benim kulaklar 94 yaşında, hepiniz doktorsunuz. Güzel sunumunuz için öncelikle çok teşekkür ederim. Bize verdiğiniz için, sağ olun. Benim fotoğraflarla ilgili en çok Atatürk fotoğrafı sizde. Atatürk fotoğraflarında gördüğüm bir şey var. Hiç gece fotoğrafı yok adamın. Ne yok? Gece fotoğrafı, gece çekilmiş bir fotoğrafı yok. Hani hep gündüz ışıkta, aydınlığında çekilmiş. Bunun bir nedeni var mıdır? Şimdi bunun cevabını naklen vereceğim. Cevabını Atatürk'ün fotoğrafçısı Cemal Işıksel'den aldım. Cemal Işıksel, Atatürk'ün 7 fotoğrafçısı vardır. İkisi Alman, biri Avusturyalı, 4 tane de Türk. Birisi Cemal Işıksel, öbürü Ethem Tem. Öbürleri şu anda hatırlar aklımda değil.
Cemal Işık Sel'den ben çok fotoğraf aldım. Yani koleksiyonuma. Ve çok negatif de aldım. Yani koleksiyonum için aldım. Ve şunu anlattı bana. Dedi ki Atatürk'ü dikkat ederseniz diyor. Ne gece fotoğrafı ne de kapalı bina içinde fotoğrafını pek göremezsiniz dedi. Kapalı bina eğer çok ışıklıysa amen de. Neden dedim. İki sebebi varmış. Sebebin bir tanesi Trablus Harp Savaşı'nda Atatürk'ün sol gözüne şarapnel parçası geldi. O acı Kızılay şeyinde çadırında ne kadar tedavi edildiyse edildi. Ve dikkat edebilirseniz çoğu bazı fotoğraflarda pek göz vermez. Sol gözü biraz kaçıktır. Şaşıdır biri sol gözü. Atatürk'ün ayrıca gözleri mavi olduğu için yine Cemal Işık Sel'den naklediyorum size. Işıktan çok hırpalanırmış. Ve dolayısıyla bunu bilen bütün fotoğrafçılar, çünkü o zaman flash yok. Manezyum çubukları yakılırmış. Manezyum çubukları harlar. O sırada kim fotoğraf çekerse çeker. Başka türlü fotoğraf çekme imkanı yok karanlıkta. Şimdi bütün Türk yani onun kendi fotoğrafçıları bunu bildiği için asla gelişmezlermiş. Ancak bazı toplantılarda veya etkinliklerde yere yabancı basın mensupları bunu bilmez ve kalkarlar yakarlarmış. Atatürk yanındaki sopayı alır, arkalarından kovalarmış bilmeyenler için. Onun için Atatürk'ün gerçekten benim de fotoğrafım yok oldu. Çünkü geldiği zaman geceydi Ortaklar Köyü'ne. Bir sorun daha olacak izninizle. Efendim? Bir sorun daha olacak izninizle. 10 tane sor kardeşim. Siz sabrederseniz ben sabaha kadar buradayım. Benim için. Siz 80'li yıllarda Altay Kulüp Başkanlığı yaptınız. O dönemde Yupik firmasının sahibiydiniz. Yupik piliçleri. Şimdi pil piliçin pilisi. Yu neyin kısaltılmışı? Biri de Atatürk'ün size sormadı. Nerelisin? Hangi kökenlisin? Yani İspanyol mu aileniz? İspanya'dan göçen mi yoksa Balkanlardan göçen ailelerden mi? Teşekkür ederim. Şimdi bir bu sorduğunuz ki yupi kelimesi bir şey yok. Yumurta ve pirinçleriniz kısaltı. Hayır yupi. Yumurta oradan gidiyor. Hani ailenizle ilgili bir şeyin kısaltması değil. Ben orada bir şey söyleyeyim. Ben o konuyu milattan önceye bıraktım. Bazı şeylerini aklıma bile getirmek istemiyorum. Kapattım ben o defteri. Çünkü aklı başında bir adam değilim ben. Eğer aklı başında bir adam olsaydım, 3500 kişinin çalıştığı bir düzenden bahsediyorum. Sorar Yalçın'ın kitabını okursanız, dış güçler batırmış beni. Bilmiyorum öyleymiş. Eğer neyse. Başkası olsa kafasına sıkardı. Hayır. Belki daha hayırlı oldu. Bir de ben şu anda karşınızdayım en azından. Bilmiyorum. Ve bir şey konusunu söyledim ben demin. Anlattım arkadaşlarımıza adımı soyadımı sorma işini. Tekrar istiyorsanız söyleyeyim. Sormadı. Çünkü benim en büyük sıkıntım ne biliyor musunuz? Benim bütün etkinliklerde, imza günlerimde adım burada durur. Gelenlerden biri kitap alacak veya sergiyi gezen gelir, okur. Sen kimsin? Okudunuz efendim. Yok yok sen kimsin? Ben Hari Benaz ısındım. Ben onu sormuyorum. Ne soruyorsun? Sen nesin? Ben Türk'üm derim. Olmaz efendim derim. Neden olmaz? Türk olsaydın adan Ahmet olurdu, Mehmet olurdu, Süleyman olurdu. İşte o anda derim ki Atatürk'ün sormadığı suali sen bana nasıl sorarsın? Ben Atatürk'e Türklük borcuyum var. Onun için bu yaşımda, 94 yaşında doktorsunuz. Kaç kişi böyle ayakta kalabildi? En azından hayatta kalıp da ayakları titremeyen, evde karısıyla kavga etmeyen kaç kişi kaldı? Allah güç veriyor. Devam etmeye çalışıyorum. Çünkü bu borç ödenmiyor. Tekrar ediyorum. Türklük borcu ödenmiyor. Ben isteseydim adımı soyadımı 50 defa değiştirdim. Bir dilekçeye bakardım. Ahmet diye Mehmet diye karşınıza çıkmaya kalkardım ama o bir nevi Atatürk'e ihanet olurdu benim için. Evet, başka bir şey sormak istemiyorum. Buyur aslanım. Yüksel sesini. Zeydan'ın bakım evinde yaşadıklarında kaçtım dedim ya, kaçma sebebim şu. Şimdi ben gidecek yerim kalmadı. Dedim ya her şeyimi sattım saldım, benim cebime attım baktım para kalmadı. O zaman Allah daha uzun ömür versin. Mesela Burhan Esfatura belediye başkanıydı. O da can dostumdu. Onun zamanında da ben ayıp söylemesi bazı okullar, külliyeler falan yaptırmıştım. Aramız çok iyiydi. Hatta bir aralık ben cezaevine de düştüm ha. Hapishaneye de düştüm. Onu da anlatırım ayrıca.
Anlatabildim mi? Şimdi huzurevine gittim ve bankalar hepsi şüştü. Malum ya, iflas ediyoruz diye. Ve bana birini yolladılar. Belki çoğunuz adını bilirsin. Salyangozcular vardı Samsun'da. Onu yolladılar. Buna devret burayı. Onlar buraya tekrar kaldırdım diyecekler bilmem ne. Düşürdüm. Para pul istemiyorum. Ben devredeyim. İşçiler, yani çalışanlar kalsın. İşi de devam ettirin. Çünkü Türkiye'de ilk defa ben yaptım bu tavuğu, yani sanayi tavukçuluğunu Türkiye'ye ben getirdim. Yani şu andaki hali var ya, şu anda bir rahatlıkla bir tavuk eti varsa boğazımızdan geçen, öncülüğünü ben yaptım zamanında o bakımdan. Evet dedik. Ben onlara imza da verdim ve devrediyorum, tamam, hiçbir şey de istemiyorum diye şartlarımı da kurdum. Bu adamlar işin son günlerinde alınan malzemelere vadeli çekler kesilirdi. Vadeli çekler. Benim ödediğim 11 çeki hiçbirini ödemediler. Her bir çekten dolayı bana bir yıl hapis geldi. Ve geldi polis, şeyi bastı. Huzur evini bastı beni almak için. Mecbur onlar. Ben de o şeyden evvela huzur evinin kapısında bir ayrı danışma yeri vardır. Oradan haber verdiler polis geldi diye, anladım ben. Arka bahçeye kaçtım. Büyük bahçesi vardır oranın, huzur evinin bahçesi. Duvarından atladım, kaçtım. Ve 5 sene kaçak yaşadım İstanbul'da. Ta ki şey çıktı, af çıktı. Döndüm. Haftada ayrı bir hikayesi var. 10 yıl için çıktı, 10 yıllık hapiste kaldırdı. Benimki meğerse 11'miş. Şeyde, adliyede benim muameleyi yaparlarken baktım birisi telefonda aşağıya haber veriyor. Kaçırmayın diye, beni kaçırmayın, yakalayacaklar, bir sene borcum var diye. Avukatım vardı yanımda. Öbür kapıdan kaç diye işaret verdi bana. Oradan kaçtım, tekrar gittim İstanbul'a. Sonra o çekin sahibi kendiliğinden vazgeçti ve tekrar İzmir'e dönüş yaptım. Benim huzurevi maceram da böyle. Benim yaşamımdan 5 sene, 10 sene sürecek bir dizi çıkar, merak etme. Buyur kızım. Yalnız biraz sesini yükseltme. Kızım, aslında bir tane yazdım. Ama vasiyetim öldükten sonra yayınlansın diye. Çünkü herkese şey, şimdi yenisini tekrar istediler. Tekrar istediler. Daha detaylı, daha doğrusu şu ana kadar birkaç tane belgeselim çekilmedi değil. İnternete girersiniz, benim belgesellerim çok. Şu anda Büyükşehir Belediyesi hem belge, tam belgeselimi yapmak ve benim biyografimi olduğumu yapmak istiyorlar. Vakit buldukça bir şeyler karalıyorum ama iki konuyu mesela hatırlıyorum, arka arkaya geldi diye. Sonra bakıyorum arada daha 3 tane varmış. Araya saplantı yapıyorum. Böyle sürecek. Allah ömür verirse yapacağız. Süleyman Hocam, sizde olmayan kitabım yok benim. Ha bu Lozan'ı, ha Lozan'ı. Onu da parayla mı alıyorsunuz? Buyursunlar. Kendiniz fotoğraf çektiğiniz böyle... Biraz yüksel sesini be kardeşim. Kendiniz fotoğraf çektiğiniz böyle diye bir konularda ayrı atletik koleksiyonlar, hayır, ben genellikle bütün ağırlığım Atatürk ve Atatürk dönemine aittir. Tabi dönemini incelerken insan ister istemez o dönemin olaylarını yaşadığı arkadaşlarının da bazı fotoğraflarını koymak gerekiyor. Mesela şöyle diyeyim. Atatürk'ün ölümüne ait 1400 fotoğraf var. Öldüğü andan Anıtkabir'e taşınıncaya kadar. Çanakkale fotoğrafları var, 1200 tane. Yani soruyorsunuz diye söylüyorum. Onu sormuyorum. Günlük yaşantınızda fotoğrafçılık yaptığınız, fotoğraf çektiğiniz gibi belli bir konuda böyle farklı konularda fotoğraf çektiğiniz doğa olabilir, şehirler olabilir. Doğa kardeşim, bir şey bulmuştum ben de. Pil buldum da kulaklığıma takacağım yani. Sizinki de bir zorluyorum. Çünkü benim kulaklar 94 yaşında. Yine şey istiyor. Yok, şey söylüyor. Siz kendiniz fotoğraf çekiyor musunuz? Hayır, hayır. Ha, onu soruyor. Yok, amatörce çekmişimdir o kadar.
Yani böyle bir şeyim yok, böyle bir tutkum yok diyeceğim. O ayrı bir mesele. O büyük bir sanat o. Büyük bir sanat. Onun da üniversite eğitimi bile var. Benim torunumun bir tanesi onu okudu. Şu anda Danimarka Üniversitesi'nde öğretim üyesi kendisi. Evet, başka. Evet kızım, söyle. Ne tutuyor? Sonra geldiniz diye kaçırdınız efendim. Şey dedinizse tamam, yoksa internette var, onda bir şey yok. Var var, internette var. Onun için evvela anılara girdik. Geç gelenler konferansı kaçırmasın diye, ama şeye çektiler, yayınlanacak şeyde. Olduğu gibi okuyabilirsin. O şeyi de okuyabilirsin. Evet. Buyurun. Cebinize koyduğunuz defteri ne yaptınız diye. Ha bak. Orayı da anlatayım, orayı anlattık değil mi? Ben yıllar sonra kendime soran sual sordum. Ya ben resmen hırsızlık yaptım. Değil mi? Öyle. Mazeret aradım belki kendime. Şöyle bir mazeret buldum. O günlerde Türkiye yoksul bir Türkiye. Çok yoksul bir Türkiye. Hele köy yeri daha yoksul. Ama çok mutlu bir Türkiye bu yoksulluk içinde. Çünkü hiçbir ailenin diğer bir aileden kocunacak daha üstün bir tarafı yok. Yani onlar bak yemekten sonra ne bileyim ben lafın gelişi üzüm de yediler. Öyle diyelim. Yok böyle bir şey yok. Herkes aynı. Çocuklar bile erkekler bir bez topu arkasında koşturuyor. Kızlar yaptıkları yere bezden bir bebekle oynuyor. Daha iyi bir oyuncak da yok ortalıkta. Yok böyle bir şey yok. Bunu niye anlattım? O günün ailelerinin durumunu bilmenizi istiyorum. O günkü ailelerin çalışan insanların aldığı para haftalıktı, aylık değildi, haftalık ödenirdi. Aylık ödemeler sonra başladı Türkiye'de. Bir aile babasının, şimdi biz 5 kardeştik, annem aslında İngilizce öğretmeni. Ama o köy yerinde yapacak bir şey yok onun, çocuklara bakıyor, zaten yetişemiyor. Aile reisinin aldığı haftalıkla yapabildiği şey ailenin o haftalık geçimini sağlamak. Bir para artırması bahis konusu değil. Bir para artırıp da hele çarşıya gidip leblebi alıp çocuklarına getirip yedirmesi lükstü. Böyle bir imkan yoktu. Hatırlıyorum ben eve gittiğim zaman böyle kocaman bir masa vardı. Ceplerimi, gömleğimin arasını açtım, döktüm oraya. 5 kardeş, aman leblebi geldi, leblebi geldi, leblebi geldi diye. Hepsi yumuluyorlardı. O zamanın leblebisi ne oldu dediysen doğru söyledim. Ben bir tane bile yiyemedim ondan sonra, benim göbeğim böyle şişmişti. Evet, başka sormak isteyen varsa... Buyur. Ya şunu verelim, şunu verelim, dolaştırsın. Ya demin buldum şeyi de kaybettim. Birileri buldum. Çok yakın. Evet hocam, buyursunlar. Görmek isterim. Bende olmayan aşağı yukarı kalmadı, ama bu demek değildir ki yok diye. Vardır mutlaka. Çünkü son zamanlara kadar bana gelmeye başlayan fotoğraflar Atatürk'ün bir aileyi ziyaret ettiği takdirde dostluğu var vesaire. Orada çekilmiş fotoğraf varsa vardır. Görmek isterim efendim. Atatürk fotoğrafı. Anlatsanız fotoğrafı, belki ben size o fotoğrafı benim albümlerimden birinde gösterebilirim. Çünkü bende hangisi? Olabilir bunlar.
Bunlar internette de dolaşıyor hepsi.